Merhaba arkadaşlar. 2022 KPSS ile ilave bir ek atama olacak mı? Birçok öğretmenimiz merak ediyor. Özellikle bu videodan daha doğrusu bu videoda sizlerden büyük bir destek bekliyoruz. Hem abone olmanız hem de videoyu beğenmeniz açısından gerçekten desteğinizi bekliyoruz. Bakın çok önemli bu destekler. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin e, sosyal medyadaki gerek dışarıdaki öğretmenlerin eleştirilerine e, bakacağız demişti ve kararları da tabii ki buna göre de e, çeşitlendireceğiz demişti. O yüzden buradaki biz sizlerin tepkisi ve desteği e, videoları öne çıkartmanız çok önemli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi şunu söyleyelim artık 2023 KPSS TC'ye de çok uzun bir vakit yok, ee, yani 2 ay gibi bir süre var. Peki bu kadar süre varken artık ilave bir ekalım olmaz mı? Kesinlikle olmaz demiyoruz çünkü bundan önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 KPSS'si ile bir ilave katmanlı olacağını söylemişti. Ama şu durumların yani e, seçimlerin bitmesini söylemişti. Seçimler bitti. Şu anda da yeni Milli Eğitim Bakanı var. Zaten sizlere de söylemiştik. Bakın altını çiziyorum yani e, yorumlarda şey söylemeyin. İşte bunu zaten söylemiştin diye biz de biliyoruz. E, ama bilmeyen arkadaşlarımız için de tekrar etmiş oluyoruz. Şunu söyleyelim. E, sizlere söylemiştik ki yeni Milli Eğitim Bakanı'nın gel ile beraber arkadaşlar bir ilave ek atamanın açıklanması bekleniyor. Özellikle şunu söyleyelim. Bakın yeni Milli Eğitim Bakanı yeni geldi. Adı üstünde. Yani daha birkaç gün oldu. Bir hafta bile olmadı. O yüzden önümüzdeki hafta veya birkaç gün içerisinde bir ek atama açıklaması beklemiyoruz. Onu söyleyelim. Haziran sonu veya Temmuz başında bir açıklama bekliyoruz. Bir ay gibi bir süre sonra yani. Çünkü Milli Eğitim Bakanı'nın da durumu değerlendirmesi ve bununla birlikte Maliye Bakanı'yla da tabii ki bu durumun görüşülmesi ve vesaire istişarenin yapılmasıyla bu karar o şekilde alınacaktır. E, Milliyetim Bakanı geldiği gibi iki gün sonra bir açıklama tabii ki kolay kolay yapmaz. Abone ol videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.